Merhaba arkadaşlar. Size bu slayt üzerinde sivrisineklerin biyolojisi, yaşam tarzları, hayat döngüleri, sivrisineklerle ilgili mücadele çalışmaları hakkında genel olarak bilgi vermek istiyorum. Hepinizin bildiği üzere sivrisinekler dünyanın en tehlikeli hayvanları olarak gözükmektedirler. Dünya üzerinde sivrisinekler tarafından taşınan hastalıklar sebebiyle her yıl yaklaşık 1 milyona yakın insan hayatını kaybetmektedir. Bunların başında sıtma, zika, dan kumması gibi çeşitli hastalıklar gelmektedir. Ölümlerin büyük bir çoğunluğu Afrika kıtasında olmakla birlikte yine gelişmiş ülkelerde de maalesef sivrisinekler tarafından taşınan hastalıklar sebebiyle hastalanmalar ve maalesef bazen de ölümler görülebilmektedir. Genel olarak sivrisineklerle ilgili bu slayta baktığınızda sivrisineklerin gelişebilmesi için bir su habitatı gerekmektedir. Bu 1 santimetre bir derinliğinde su olabileceği gibi 30, 40, 50 santim gibi farklı derinliklerdeki sular da olabilir. Tabii ki göl ekosistemleri, akarsu ekosistemlerinde de sivrisinekleri görebilirsiniz ama sığ bölgelerinde görürsünüz. Çok derin alanlarda, derinliği birkaç metreyi geçen alanlarda sivrisinek larvalarını görme şansınız azdır. Daha çok sığ noktalarda, derinliği 40, 50, 60 santimetre gibi alanlarda olurlar. Su habitatı üzerine dişi sivrisinek ya suyun üstüne yumurtlar, paketler halinde. Burada gördüğünüz Culex ve Culicetta cinsi sivrisineklerde su üzerine yumurta paketini bırakmaktadır dişi birey. Bu paketler içerisinde 200 kadar yumurta bulunur. Anoferlerde yine su üstüne yumurta bırakılmakta ama paket halinde yani çoklu olarak değil tane tane olarak bırakılmaktadır. Aedes cinsi sivrisineklerde ise su üzerine değil suyun hemen kenar kısımlarında bulunan bitki örtüsü, taş gibi yapılar, toprak gibi yapıların üstüne bırakılır, nemli bölgelere bırakılır. Daha sonra su seviyesi yükseldiğinde Aedes cinsi sivrisineklerin de yumurtaları suyla temas ederek açılmaktadırlar. Yani bazı sivrisinekler yumurtalarını suyun üstüne bırakırken toplu alarak küme şeklinde, bazıları tane tane bırakırken, bazıları da daha sonra su altında kalacak noktalara yumurtalarını bırakmaktadırlar. Sivrisinek yumurtaları uygun sıcaklıkta yaklaşık 24 saat gibi bir sürede açılmaktadır. Açılan yumurtadan larvalar çıkmaktadır. Larvaların baş kısımları aşağı doğru, hava boruları yukarı doğru olacak şekilde bir duruş pozisyonları vardır. Sivrisinekler 4 larva evresi geçirirler. Burada gördüğünüz larva 1, 2, 3 ve 4. Bu tamamen suya bağımlı bir evredir. Baş kısımlarının aşağı doğru bakan baş kısımların ucunda fırça şeklindeki yapılarla suyun içerisindeki bakteriler, mantarlar, organik maddelerle beslenerek hayatını sürdürmektedirler. Sivrisineklerde solunum atmosferik oksijenle yapılır. Bu suya yakın kısımda bulunan sifon şeklindeki yapıyla dışarıdaki oksijeni kullanırlar. Bazı türlerde istisnalar bulunmaktadır. Anofel cinsi sivrisineklerde yani sıtmayı taşıyan sivrisineklerde bu sifon yapısı bulunmadığından larva buradaki gibi 45-50 derecelik bir açıyla değil, suya paralel olarak duracak şekilde bir yaşam tarzı bulunmaktadır. Larva evreleri su içerisindeki beslenme davranışının sürekli olduğu ve sivrisinek gelişiminde en uzun olan evre olarak görülmektedir. Bu evrelerin sonrasında pupa dediğimiz beslenmenin olmadığı, böceğin artık kendini bir kapalı sisteme aldığı ve sadece dışarıdan yine başın kenar kısımlarındaki küçük borular şeklindeki yapılarla atmosferik oksijeni kullandığı bir hale gelmektedir. Bu evre özellikle mücadelesi zor bir evredir. Pupa da birkaç gün içerisinde sivrisinek gelişimini tamamlayacaktır ve bu gelişim sonrasında da sivrisinek ergene uçacaktır. Normal koşullarda yaz aylarında yani sıcaklık, ortam sıcaklık değerleri 26-28 santigrat derece gibi bir değere ulaştığında bu gelişim döngüsü yumurta bırakımından başlayarak ergen çıkışına kadar geçen süre yaklaşık 7-10 gündür.
Su sıcaklıklarının düşmesi, hava sıcaklıklarının düşmesiyle sonbahar ve bahar aylarında bu süre 20-30 gün, hatta işte bazı Akdeniz bölgesindeki bazı illerimizde, Ege bölgesindeki bazı illerimizde kış aylarında bile yaklaşık 20-30 gün gibi bir süreç alabilmektedir. Daha da uzun sürebilmektedir. Sivrisineklerin su içerisinde larvalarının gelişebilmesi için su sıcaklığının ortalama 8-10 santigrat derecenin üstünde olması gerekir. Bu sıcaklığın altına düşüldüğü zaman sivrisinek larvaları gelişimini durdururlar. Ölmezler, gelişimlerini durdururlar. Burada ergin çıkışına kadar olan yaşam döngüsünü görüyorsunuz. Yumurta evresi, 4 larva evresi, pupa evresi ve ergin evresi. Pupa bir şey yemez. Sonra ergin çıkışı olur. Ergin çıkışı tamamlandığında, ergin önce bir süre bu su habitatının yakınında bir yerde dinlenir. Sonra çıkıp çiftleşme davranışına gider. Çiftleşme davranışında erkekler, çok sayıda erkek bir topluluk oluşturur havada uçarak. Dişi birey bu topluluk içerisinden girip bir tane erkeği seçip bununla eşleşir. Bir defa çiftleşmesi yeterlidir. Daha sonra bu çiftleşen dişi kendisinin kanatlarının uçma ihtiyacı olan enerjiyi sağlamak için genellikle şekerli sıvılarla beslenmesi gerekir ki bu bitkilerin öz suları bunun için idealdir. Bitki öz suları veya şekerli sıvılarla beslenir. Daha sonra kan emmesi gerekmektedir. Kan emmek de yumurtlama davranışı için esastır. Bazı sivrisinekler kan emmeden dahi bir kez yumurtlayabilirler ama yumurtladıklarında bıraktıkları yumurta sayısı azalır. Yumurtalardaki larva çıkış oranı da düşer. Normalde kan emmiş bir sinek 200-250 tane rahatlıkla yumurtlayabilirken bazı sinek türlerinde, örneğin Culex cinsi sineklerde kan emmeden eğer larva ortamında iyi beslendiyse daha az sayıda, 20-30 örneğin yumurta bırakır. Bunların da birkaç tanesi açılır. Bu da türün neslin devamı açısından önem arz etmektedir. Kan emdikten sonra hayvanın yumurtalarını gelişimini sağlayabilmek için sivrisineğin 1-2 gün dinlenmesi gerekmektedir. Genellikle bu süre ortam sıcaklığına, ortamın nemine, sivrisineğin türüne göre değişmektedir. Dünyada 3500'ün üzerinde sivrisinek türü vardır. Ülkemizde de yaklaşık 60 kadar sivrisinek türü bulunmaktadır. Bunların bazıları iç mekanlarda yaşamayı tercih ederler, dinlenmeyi tercih ederler, iç mekanlarda kan emmeyi tercih ederler. Bazıları ise dış mekanlarda kan emmeyi, dinlenmeyi tercih ederler. Bazıları her iki, hem iç hem dış mekanları tercih eder. Bu sebeple kan emme davranışından sonra sivrisineğin dışarıda dinlenmesi, belli bir süre yumurtalarının gelişimini sağlaması gerekiyor. Daha sonra bu 2-3 günde geçtikten sonra ideal şartlarda sivrisinek yine bir durgun su arayarak tekrar yumurtlama yapabileceği uygun su habitatı arar. Nereleri yumurtlar derseniz, sivrisinekler su habitatları çok farklıdır. Çevrenizde görebileceğiniz her türlü ortam sivrisineklerin yumurta bırakabileceği ortamlar olarak görülür. Örneğin bir saksının altında biriken su, atıl durumdaki bir otomobil lastiğin içerisindeki su, çevrenizdeki kovalar, variller, rögar sistemleri, yağmur suyu kanalları, yüzme havuzları, süs havuzları gibi içinde durgun su birikebilecek her türlü ortamda sivrisinekler gelişebilir. Hatta fiziksel olarak, karakteristik olarak gelişmesinin zor olduğunu düşündüğümüz bazı ortamlar, örneğin deniz suyunda, denizsel ortamlarda, deniz kıyısındaki kayalıklar arasında biriken sularda bazı sivrisinek türleri deniz suyundan daha tuzlu sularda bile gelişimlerini tamamlayabilirler. Bu anlamda sivrisinekler oldukça iyi adapte olmuş türler olarak karşımıza çıkarlar. Yumurtlama davranışın sonrasında aynı döngü devam eder. Ülkemizde özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında birçok sivrisinek türü yılda ondan fazla nesil vermektedir. Yaygın olarak görülen Culex türleri gibi bazı türler var. Bunlar en az 15-20 tane nesil vermektedirler. Oldukça üreme gücü yüksek, her bir yumurtlamada ortalama 200 kadar yumurta bırakan sivrisineklerden bahsediyoruz.
Yumurta bırakma davranışında bahsetmek istediğim bir şey daha var. Aedes cinsi sivrisinekler ülkemizde son zamanlarda özellikle Aedes aegypti ve Aedes albopictus Zika virüsü vektörleri olarak ülkemizin değişik bölgelerinde kayıt edilmeye başladılar. Aedes cinsi sivrisinekler az önce de söylemiştim. Yumurtalarını suyun kenarındaki nemli yerlere, bitkiler üstüne, dallara veya toprağa bırakmaktadırlar. Burada gelişen larvalar hayatlarını sürdürmektedir. Bu Aedes'ler yumurtalarını bir kere de bırakmazlar. Genel olarak yumurtlama aralıklı olarak az sayıda yumurta bırakımıyla olur. Önce bir miktar kan emer, yumurtlar. Daha sonra tekrar kan emer, tekrar yumurtlar, tekrar kan emer, tekrar yumurtlar. 2-3 defa en az kan emme ve yumurtlama davranışını görebilirsiniz. Yine çok sayıda 100'den fazla yumurtayı hayatı boyunca dişiler bırakmaktadırlar. Sorulardan en fazla gelen şeylerden bir tanesi, peki bu yaşam döngüsü 10 gün gibi bir sürede uygun gelişiyorsa, soğuk zamanlarda 20-30 güne uzuyorsa bile erginler ne kadar süre yaşar? Ergin sinekler çıktıktan sonra genellikle erkek bireyler çiftleştikten sonra ölürler. Hayatta kalma süreleri 1-2 haftayı geçmez. Dişi sineklerde ise hayatta kalma süresi daha yüksektir. Mesela Kasım ayında bir sineğin kan emdiğini düşünün, dişi sineğin. Evinizde perdenin arkasında ve dolabın içerisinde bir yere saklanıp birkaç ay rahatlıkla saklanabilir kapalı mekanda, uygun bir ortamda. Tabii ki süre uzadıkça hayatta kalma şansı azalır ama Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart aylarını geçirdikten sonra Mart ayı sonu gibi örneğin bir sivrisinek yumurtlayıp hayatını sonlandırabilir. Yani yaklaşık dişiler maksimum işte 5-6 ay rahatlıkla yaşayabilme olasılığına sahiptir. Bazı türler bunu yapabiliyorlar. Birçok tür kış aylarını genellikle yumurta ve larva evrelerinde geçirir. Ama ergin olarak da kış aylarını özellikle kapalı mekanlarda saklanarak geçiren türlerde olduğu bilinmektedir. Peki sivrisineklerle mücadele nasıl yapılır? Sivrisinek mücadelesinin temeli larvasit uygulamalarına dayanmaktadır. Larvasit uygulamaları yanı sıra ayrıca erginlere yönelik yapılan çalışmalar da vardır. Önce biraz larva mücadelesinden bahsedeyim. Bu slaytta sadece kısaca bahsediyorum. Daha sonra sizlerle larva sitlerin etki mekanizması, larva mücadelesi ile ilgili ayrı bir sunumda paylaşacağım. Ülkemizde sucul habitatlara, su ortamına atılan farklı larvasit ürünler kullanılmaktadır. Daha öncesinde 5 farklı etki mekanizmasına sahip larvasitler kullanılmaktayken şu anda 4 farklı etki mekanizmasına sahip larvasitleri kullanıyoruz. Kitin sentezi inhibitörleri, örneğin difluibenzuron ülkemizde sucul habitatlarda sivrisinek larvalarına karşı kullanımı yasaklandığı için artık kitin sentezi inhibitörlerini larvasit olarak kullanmıyoruz. Bunun yanında yüzey gerilim ajanları var. Yüzey gerilim ajanları suyun üstüne püskürtüldüklerinde suyun üzerine bir film tabakası gibi kaplayarak sivrisineklerin larva ve pupaların hava almalarını engelleyici özelliktedirler. Değişik ürünler ülkemizde ruhsatlıdır. Artıları ve avantajları ve dezavantajlarını daha sonra larvasit uygulamaları sunumunda anlatacağım. Bu yüzey gerilim ajanları yüzeyi kaplayarak böceklerin dışarıdan hava almalarını engellemeye yöneliktir. İkinci grubumuz en çok kullandığımız gruplardan bir tanesidir şu anda Türkiye'de. Juvenil hormon analogları. Burada iki tane örnek de verdim bunlara. Piroproksifen ve metopreni görüyorsunuz. Bunlar sucul ortama atıldıklarında gençlik hormonu dediğimiz juvenil hormonun etki mekanizmasını taklit ederler. Normalde larvanın gelişimini tamamlayıp deri değiştirip 2'ye, 3'e, 4'e gidip sonra pupa olması gerekir ve bu süreçte gençlik hormonu böcekte azalır. Siz ortama bu piroproksifen ve metopreni attığınızda böcek gelişimini yavaşlatır, ölmez. Özellikle bu ürünleri uygulayanlarda juvenil hormon piroproksifen ve metopreni uygulayanların dikkat etmesi gereken bir husustur. Larvada evresinde ölüm neredeyse hiç yoktur. Böcek larva evrelerini tamamlar, pupaya kadar gelir ve pupa evresinde ölür. Pupa da larvasit ürünlerdir bu ikisi ama pupa da ölüm olunur. Bu da işçilerimizin özellikle juvenil hormon analoglarını kullanırken dikkat etmesi gereken bir husustur. Daha sonra detayları hakkında bilgi vereceğim. Ortamda larva görmeniz gayet doğaldır. Önemli olan ergin çıkışının olmamasıdır. Yine
Bakteri kökenli larvasitler olarak bildiğimiz Bacillus preparatları, Bacillus thuringiensis, İsrailensis ve Bacillus spiricus sindirim sistemi yoluyla böceklerin, larvaların mideleri üzerinde etki ederek öldürmektedir. Biyolojik larvasitlerdir. Ve son ürünü olarak da spinosad, spinosin grubu içerisinde nörotoksik etkili böceğin, larvanın sinir sistemi üzerinde etki ederek böceği öldüren larvasit ürünlerimiz bulunmaktadır. Yüzey gerilim ajanları, gençlik hormonu etkisi gösterenler, bakteri preparatları, sindirim sistemi üzerinde etkili olan basiduslar ve sinir sistemi üzerinde etkili olan spinosad Türkiye'de ruhsatlı ürünler arasında görülmektedir. Ayrıca sivrisineklerin larval gelişimlerinin olduğu ortamda gelişme ortamlarını azaltıcı tedbirler almak, predatör böcekler dediğimiz bu sucul ortamda bunları yiyen canlıları korumak ve gambusya balıklarını kullanmak da sivrisinekler ve mücadelesinde uygundur. Sadece gambusya balıklarını kullanırken dikkat etmeniz gereken bir husus, gambusya balıklarını doğal alana bırakmamak gerekiyor. Süs havuzları gibi, sera sulama havuzu gibi, yüzme havuzu gibi ortamlarda gambusya balıkları sivrisinek larva mücadelesinde kullanılmaktadır. Larva mücadelesi sivrisineklerle mücadelenin %99 başarısıdır. Geri kalan başarıyı da ergin mücadelesiyle yapmaktayız. Öncelikle doğal bir alana gittiyse kişiler kendilerini koruyucu tedbirler almalı. Sivrisineğin çok olduğu ortamlarda cibinlikler kullanılabilir. Yaşam ortamlarında, yataklarda. Cibinlikler sivrisineklerin mekanik olarak size saldırmasını ve kan emmesini engeller. Uzun kollu giysiler giymek yine korur sizi. Ayrıca sivrisinekleri kovucu özelliği bilinen bazı sivrisinek repellentleri bulunmaktadır. Bunların içerisinde örneğin DEET gibi maddeler bulunur. Bunlar siz cildinize uyguladığınızda birkaç saat sivrisineklere karşı sizi korumaktadır. Bu türdeki ürünlerin 2 yaşın altındaki çocuklara kullanılmasını önermiyoruz. Son olarak ergin mücadelesinde neler kullanıyoruz? Yine doğada sineklerle beslenen yarasalar, kuşlar, kurbağalar ve böcekler bulunuyor. Yarasaların önemi çok yüksek. Yarasalar bir yarasa 2-3 gram ağırlığındaki bir yarasa bir gecede kendi ağırlığı kadar böcek tüketebilir. Bu da oldukça yüksek bir potansiyeldir. Bu anlamda önemlidir. Erginlere yönelik ise biz değişik şekilde uygulamalar yapıyoruz ergin sivrisineklere yönelik. Burada rezidüel uygulamalar sineğin çıkış yaptıktan sonra dinlendiği noktalara yani konutların içerisindeki özellikle yerden 1-1,5 metre yükseklikteki alanların düzenli şekilde rezidüel insektisitlerle ilaçlaması, hayvan dinlenirken veya saklanırken insektisitlere temas etmesini ve ölüme sebep olmaktadır. İkinci uygulamamız ULV dediğimiz soğuk sistem uygulamasıdır ki hem kapalı mekanlarda hem hiç açık mekanlarda görürsünüz. Belediyelerin sokaklarda yaptığı uygulamalarda en çok kullandığı yöntemdir. Burada suyla seyreltilen biyosterör ürün dışarı püskürtülmekte. İşte 20-30 mikron yaklaşık çapındaki damlacıklar havada 5-10 dakika gibi askıda kalmakta ve sinekle temas ederse sineğin ölümüne sebep olmaktadır. Son uygulamamız ise sıcak sisleme uygulamasıdır. Termal fog. Bu uygulamanın açık alanlarda kullanımı yasaklanmıştır. Yönetmelikle Sağlık Bakanlığı tarafından. Sadece rögar gibi, kanalizasyon sistemi gibi, yağmur suyu kanalı gibi kapalı sistemlerde el tipi sisleme cihazıyla ilaçlama yapılabilmektedir. Burada ise yağ bazlı bir ürün, mazotla insektisit, biyosterör ürün karıştırılıp kullanılmaktadır. Genel anlamda açık alanlarda kullanım bu yasak uygulamaya dikkat etmek gerekiyor. Sadece kapalı rögar, kanalizasyon sistemi gibi yerlerde yapılması gerekiyor. ULV uygulamaları yine açık alanlarda yapılan belediyelerin en çok kullandığı yöntemdir dedik. Buna dikkat edilmesi gereken işte o rüzgar olmaması, aracın hızının 10-15 kilometrenin üstünde olmaması, cihazın kalibrasyonu düzenli şekilde yapılması gibi şeylere dikkat etmek gerekiyor. Genel hatlarıyla sivrisinek mücadelesinin temeli bu hususlara dayanmaktadır. Ben daha sonraki sunumlarımda size larvasitlerle ilgili ayrı bir video hazırlayacağım. Burada larvasitlerin etki mekanizmalarını çok daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca ergin mücadelesinde kullanılan ULV, soğuk sisteme, sıcak sisteme gibi yöntemlerin mekanizmaları, cihazların temel özellikleri,
nasıl çalıştıkları, nelere dikkat edilmesi gerektiği, artıları, eksileri neyse bunları da daha sonraki sunumlarım içerisinde size anlatmayı planlıyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İşlerinizde kolaylıklar diliyorum.